Merhaba sevgili dünya vatandaşları, Fevkalade Sohbetler'e hoş geldiniz. Bir Fevkalade Sohbetler'le daha birlikteyiz. Bugün Delacroix'un ünlü resmi, halka yol gösteren özgürlük resminden yola çıkarak bir kavramı görselleştireceğiz ve özgürlüğü konuşacağız. Özgürlük kavramını ele alacağız. Neden diye sormayın, ihtiyaç olduğunu düşündüm bu kavramı ele almayı. Her zaman olduğu gibi eskizimiz hazır, malzemelerimiz hazır. Tabii yayınımızı YouTube'da gerçekleştiriyoruz. Eş zamanlı olarak Facebook'ta ve bugün aynı zamanda Periscope'daki ilk yayın, oradaki ilk yayında hayırlı olsun diyelim. Fevkalade Sohbetler'in Patreon sponsorları var biliyorsunuz. Her yayın öncesi duyuruyorum. Fevkalade Sohbetler'e patreon.com adresinden adına kalem fırça mikrofon seçeneği dediğim seçeneklerden biriyle sponsor olabilirsiniz. Yayınlarımız bu sponsorluk desteğiyle ilerliyor. Patreon sponsorlarımızın isimlerini söylemek istiyorum her yayında olduğu gibi. Sezin Ergüney, Deniz Sivrikaya, Gözde Yararmıyız, Nilüfer Adam, Hülya Düzenli, Mercan Demirbağ, Ayşe Arıduru, Akın Taşkın Mavuş, Tamer Poyraz, Demirap ve Muzaffer Adam'a çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Ve evet, chatte çeşitli şeyler var. Merhaba Loni, merhaba Hülya Hoca, hoş geldiniz. Ve başlayacağız. Şimdi işte şöyle bir durum var. Önce bu özgürlük kavramından bir parça bahsetmek lazım. Yayınımız interaktiftir. İzleyicilerin sohbet bölümünde sordukları sorularla ilerleyecektir. Bunu hatırlatalım. Çünkü Bedrettin Cömert'in bir sözü var. Bir sanat ürününün tadılması onun kavranmasıyla doğru orantılıdır der. Dolayısıyla bakalım özgürlük neymiş? Özgürlük, erkinlik veya hürriyet, bireyin engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi, yapabilmesi ve hareket edebilmesi durumu olarak açıklanıyor. Tabii çok önemli bir sanat tarihinde resim var. Halka yol gösteren özgürlük, Eugène Delacroix'un ünlü resmi. Burada ekrana getirelim. 2.6 çarpı 3.25, yani 2 metre 60 santim çarpı 325 santim. Çok çok büyük. 260 santim çarpı 325 santim. Şimdi yayında birden gittim, kusura bakmayın. Bir resim. Tabii bu resim Türk sanat açısından bir başka önemi daha var. Çünkü Zeki Faik İzer tarafından yapılmış bir yorumu var. İnkılap Yolunda adlı çalışma. İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin koleksiyonunda olan bu resmi de bu şekilde görebilirsiniz. Resmin görselini istatutürk.com'dan aldım. Çünkü en yüksek çözünürlüklü versiyonunu internette orada buldum. Bu da ayrı bir konu. Türk sanat eserlerinin yüksek çözünürlüklü şekillerini internette bulmak için bir çalışma yapılması lazım. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Tabii özgürlüğü resmederken biz nasıl yapacağız? Görmüş olduğunuz gibi burada bir mini eskiz var. Ben de bu eskizden yapacağım. Nasıl yapacağım vesaire diye düşünürken Delacroix'un bilinen bir başka eskizini buldum. Guajla yapılmış bir çalışma. Pardon, hemen eser adını düzeltelim. Guajla yapılmış bilinen bir eskizi var. Yani resmin orijinal halinden önceki kısmı için. Tabii bu özgürlük meselesini anlatan bir şey yapılacağı zaman bizim coğrafyaya ait en önemli olan olay serisi Gezi. Ve ne kadar ilginç ki Delacroix'un burada biraz alegorik olarak da betimlediği bu resim gerçekte de karşılığını buluyor. Gezi Parkı sırasından iki tane görselimiz, Gezi Parkı olayları sırasında iki tane görselimiz var. Halkın kendi özgürlüğünü talep etmesi ve bunun için bir mücadele vermesi Delacroix'un da çok güzel betimlediği gibi gerçekleşmiş. Bir başka şey de gene barikatlardan Gezi günlerine dair bir görsel. Ben de bugün bütün bu resimleri bir araya, yani Delacroix'un eskizi, orijinal resim, Zeki Faik İzer'in İnkılap Yolunda resmi ve Gezi Parkı fotoğraflarından yola çıkarak bir kendi yorumumu yapacağım. Yorumumun nasıl olacağını soldaki küçük ekranda görüyorsunuz. Bir örnek yaptım ve Gezi'nin çeşitli simgelerini bu resimde kullanmayı düşünüyorum. Şimdi dilerseniz başlayalım. Ben nasıl düşündüm, nasıl oldu? Oradan başlayalım. Şimdi tabii ki Delacroix bu resmi yaptığı zaman bu ortadaki kadın figürünün bir simgesel anlamı var. Yani özgürlük ve cumhuriyet 1830 Haziran devriminin
esinlenerek yapılmış bir oradaki olaylar üzerine bir resim o tarihlere geliyor. Ve bu özgürlüğü kadın olarak betimlemesi rastlantısal değil. Çünkü liberty kelimesi yani özgürlük kelimesi ve cumhuriyet kelimeleri Fransızca'da dişil kelimeler biliyorsunuz. Latin kökenli dillerde eril, dişil ve cinsiyetsiz kelimeler var. Özgürlük ve cumhuriyet Fransızca'da dişil. Dolayısıyla Delacroix kadın figürünü bu yüzden yerleştiriyor. Peki ben ne yapacağım? Ben de kendi eskizimde şurada göstereyim. Bir kadın bir erkek yapacağım. Çünkü Türkçe'de erillik ve dişillik yok. Biz eş diyoruz, değil mi? Eşim diyoruz. Birlikte olduğumuz kişi için. Dolayısıyla bir kadın ve bir erkeği ikili olarak kullanmayı düşünüyorum. Birebir olarak bu Gezi Parkı'ndaki bu fotoğraf, yani buradaki kadın ve erkek buradan çıkan üçgen kompozisyon benim için çok belirleyici oldu. Çünkü Delacroix'ın resminde de böyle bir üçgen, piramidal kompozisyonel yapı var dostlar. O yapıyı da korumak istiyoruz. Eskizimiz burada olacak. Bir başka bilgi daha vereyim. Delacroix'ın orijinal resmi boyutlarını az önce söylemiştik. 2.60'a 3.25 demiştik. Burası da 26 santime 32.5 santim olarak ayarlandı. Yani çizim yaptığım dikdörtgen alanda esinlendiğimiz resimle aynı formatta bir esinlenme yapacağız şüphesiz ki. Yeni yorumlar gelmiş. Merhaba Kadiran, hoş geldin. Umarım kitap eline geçmiştir. Fotoğraf atmışsın. Teşekkür ediyorum. Keyifli okumalar. Merhaba Büşra. Kompozisyon yapısı neredeyse aynı demiş Hülya Hoca. Evet. Fotoğrafı çeken kişi kesinlikle alkışlamak lazım. Teşekkür ediyorum. İbolo o enteresan bir nickname. Hoş. Pekala. Evet, şimdi başlıyoruz ve biz de kendi üçgenimizi yapacağız. Burada akorel kalem kullanacağız. Geçen yayında da kullandıydık. Evet, Kadirhan okumaya başladıysan piramidal kompozisyon meselesini Nurullah Berk gerçekten resim bilgisi kitabında muhteşem bir şekilde anlatıyor. Biz de oradan devam edeceğiz. Çok hafif bir şekilde üçgenimizi alıyoruz. Ben tabii bunu yaparken yani bu resim için eskiz yaparken böyle çok realist, gerçekçi bir şey yapmamayı düşünüyordum. Yani ilk eskizim öyle çıktıydı. Bu figürleri portre koyup bir kişi yapmak istemiyorum açıkçası. Pardon, ekranı büyüğe almayı unuttuk. Hemen şöyle yapalım. Ben küçüğe geleyim. Ve birebir olarak ölçüleri nasıl çıkartacağımızla da ilgili küçük kararsızlıklarım var. Bu figür burada büyüyebilir ama bayrak burada yer alacak. Aslında özgürlük sıklıkla konuşmamız gereken, hatırlanması gereken bir kavram. Fransız devriminden beri halkların özgürlüğü ve kişilerin özgürlüğü meselesi önemli bir tartışma konusu. Bu konuda çok büyük kazanımlar olsa da ben içinde bulunduğumuz 2020 yılıyla itibaren bu kazanımların hayal ettiğimiz kadar garanti olmadıklarını düşünüyorum. Bir yerde Roma'daki plebler gibiyiz. Yani düşündüğümüz kadar özgür değiliz. Beyaz yakalı diye tabir ettiğimiz ve bizi aslında özgür kıldığını düşündüğümüz yaşam biçiminin yeni bir tür kölelik olduğunu düşünüyorum. Ve bu yeni tür kölelikle nasıl baş edeceğimiz hakkında bunun bir kölelik olup olmadığı tartışmasında da çok başında olduğumuzu 2018-2019'dan itibaren bu meselelerin hayatımızda fark etmeden girdiğini düşünüyorum. Aslında bence daha da uzun zaman önce girdi de şu gezide akordiyon çalan bir adam vardı. Hastasıyım onu buraya koyacağım. Çünkü olması gerek. Çünküsü yok, olması gerek. Gezi tabii ki Türkiye'nin en güzel haliydi. Bunu söylemek istiyorum. Ülkeyi en çok sevdiğim andı gerçekten. Ve ben Gezi Parkı olaylarının ilk 3 gününde İstanbul'da değildim. İstanbul'da olmadığım ve sonradan dahil olduğum için de hep çok üzülmüşümdür. Yıllar içerisinde Gezi'yi birkaç kez resmetmeye çalıştım. Ama bunlar hiç bugünkü gibi açık bir çaba olmadıydı. Çünkü güzel bir fikir ve iyi bir kompozisyon bulamadığımı
düşünüyordum. Şuraya Romalılarımızı bir koyalım bakalım. Romalılar onlar. Siz anladınız kimi kastettiğimi. Ve burada bir başka büyük Romalı daha olacak. Artık o bir Toma raporu mu olacak yoksa bir başkası mı olacak bilmiyorum. Tabii gezi deyince en önemli şeylerden biri sevgili Cem'in çektiği fotoğraflar. Cem Ersavcı, fotoğraf sanatçısı, birkaç sene önce kaybettik. Benim okul arkadaşım, yani okuldan tanıdığım, sevdiğim, selamlaştığım fotoğraf bölümünden biriydi, Yıldız'dan. İlginç bir şekilde yetenek sınavlarında beraber gitmiştik. Okulun yolunu sormuştu bana. Böyle, hani üniversitede böyle uzaktan tanıdığınız, sevdiğiniz, saygı duyduğunuz kişiler vardı ya, Cem Ersavcı benim için öyle biriydi. Dolayısıyla onun AKM fotoğrafında kollarını açmış ters duran figürünü burada otobüsün üzerine önden yerleştirmeyi düşünüyorum. Doğukan, yayındaysan da biraz seni düşünerek bunu resmettiğimi bilmeni istiyorum. Ve tabii ki burada Romalılarımızın kalkanlarına bir koyalım bakalım. Sohbete bir iki yorum gelmiş. Onlara birazdan bakacağım. Şurayı da bir çizelim. Bu devrik barikatları tam çizmeli mi yoksa bir tür iz mi bırakmalı bilemediğim için buraya sanki pankartımsı bir şeyler yapıp böyle bir iz yapacağız ve kabaca resmimiz çıktı. Bu iki figür sanki büyümeli. Ne düşünüyorsunuz? Söylerseniz sevinirim. Ben kavramsal olarak özgürlük üzerine bir yaklaşımdan öte özgürlüğün yol gösterici olması benim dikkatimi çekiyor. Evet. İsmi de böyle koyması enteresan değil mi? Halka yol gösteren özgürlük. Çünkü özgürlük aslında her zaman şahane bir şey değil. Ama halka yol gösteren özgürlük, halka yol gösterdiğinde kıymetli. Delacroix'un buradaki bu adını veriş şekli gerçekten güzel. Bu arada resimle ilgili de birkaç küçük anekdot hemen paylaşalım. Resim satın alınıyor ve Versailles'da sergileniyor. Daha sonra yalnız devrimi yapanlar tarafından bile biraz fazla kışkırtıcı bulunup depolarda saklanıyor. Hatta Delacroix'a bir dönem geri de veriliyor. Öyle bir hikaye var. Wikipedia'nın yalancısıyım bu konuda. Bu bilgiler Wikipedia bilgisi. Doğrusu var, daha iyi bilen varsa benden lütfen chat'e hemen eklesin ve bildirsin. Tabii bu özgürlük meselesi ve Delacroix seçimi de aslında hani Fransa ile bu kadar böyle atıştığımız günlerde benim dert etmem de ayrı bir ironi. Bunu çok böyle tam yayından hemen önce fark ettim. Biraz rahatsızım aslında olup bitenlerden, dünyanın halinden. Yani koca bir ülke bir başka ülkedeki seçimi takip ediyoruz. Çekirdek çitleyerek yani bir başka ülkedeki seçimi sanki bizim seçimmişiz gibi niye takip ediyoruz? Bir bu soruyu sormak lazım. İkinci olarak sormamız gereken soru yani olaylar ne kadar benzer değil mi? Yani bir başka ülke işte ABD'yi konuşunca hani bir trafoya kedi girmediler demedikleri kalmış o vaziyette bilmem ne kadar takip ediyorsunuz. Ve yani trafoya kedi girmedi. Ben bu arada başından beri şu kadınla ilgili farklı düşünceler var zihnimde. Onu da belirtmek istiyorum ama üçgenimiz gördüğünüz gibi çıktı. Gezi yılında Mimar Sinan'da da dolaylı olarak bunu sorulmuştu. Hatta sahnede kor direkt göstericiler ve onlara karşı gelen polis diye sorduydu. Belki böyle bir sahne resmetmek çok hoş olabilirdi. Gezi yılında benim öğrencim olan kişiler hatırlayacaklardır. Zor bir yazdı. Ben o yıl ilginç bir deneyim yaşadım. O zaman gündüz işe gitmeden önce ve akşamları Taksim'de slogan atarken öğlen iş zamanında, çünkü İstiklal Caddesi'ndeydi o zamanki atölyemiz, öğrencileri kollamakla geçiyordu. Çünkü öğrenciler bize emanet ve dersleri de yapmamız lazım. Yetenek sınavları bir şekilde yapılacak. Bu vesileyle Meral, WhatsApp mesajını gördüm. Periskop'tan yazıyorsan teşekkür ediyorum. Şu an açamayacağım ama thank you.
Evet, bugün bu arada Periskop'taki ilk yayın. Sevgili Meral Bilkay benim için sağ olsun yayının düzgün gidip gitmediğinin ekran görüntülerini yolluyor bana. Sağ olsun WhatsApp'tan bir yandan bana örnekleri attı. Çok ağladık bugün. Aynı anda çok şey oluyor canlı yayında biliyor musunuz? İlginç bir deneyim. Bir yandan resmi düşünüyorsun, bir yandan kompozisyonu yapıyorsun, bir yandan insanların soruları var mı diye kontrol ediyorsun. Bir yandan resim düzgün gidiyor mu? Of, çok eğlenceli. Müthiş bir adrenalin. Gerçekten. Tabii gezi olması sebebiyle ağaç yapmayı ihmal etmeyelim. Belki de bu resmin en güzel tarafı doya doya istediğim gibi ağaç resmedecek olmamdır. Bu arada Taksim'de uzun yıllar çalışmış biri olarak gerçekten ciddi bir olay olduğunda bu Romalı arkadaşları hiç görmediğimi belirtmek istiyorum. Ama masum masum genç akıllı çocuklar konuşurken bu Romalı dostlarımız sürekli İstiklal Caddesi'ndeydiler. Her şeyin bir Roma bağlantısı var. Tarihi olayları ve devletleri anlamak için Roma'yı anlamak lazım. Ve görmüş olduğunuz gibi çok kabaca. Tuna mesaj attı. Bu saat değişikliği beni feci bozdu. Çok kaçırdım. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Doğru. Türkiye geri almadı ama siz aldınız. Dolayısıyla artık aynı saat diliminde değiliz. Ben de seni merak ediyordum. Hoş geldin kardeş. Ama bak güzel bir zamanda denk düştün. Evet, birazcık tekrar sonradan katılanlar için Delacroix'un ünlü resminden esinleniyoruz. Onun eskizi, guaj eskizi, yani bu guajdaki serbestlik ve ton ve geçişler beni bunu yapmaya asıl iten neden? Tabii Zeki Faik Üzer'in ünlü İnkılap Yolunda resmi var ve tabii Gezi Parkı olayları sırasındaki barikatlar, su ve diğer olaylardan sahneler var. Bu benim en çok gezide etkilendiğim fotoğraflardan biri. Hadi sıksana şeklinde. Ülkenin en güzel haliydi. Bu arada bu hanımefendi galiba yabancıymış. Yani o da orada halkla beraber gösteride kaldı. Bu bilgi doğru muydu emin değilim. Şimdi uydurmayayım. Böyle bir bilgi hatırlıyorum. Nereden hatırlıyorum bilmiyorum. Yoksa o sırada fazla mı A Haber seyrediyordum? Pek de A Haber seyretmem ama belki de oradan öyle hafızada yanlışlıkla kaldı. Yanlışla da kusura bakmayın dostlar. Evet. Tabii şimdi burada bu figürleri böyle yani akvarel bir kalemle çizdik bu arada. Tekrar aktaracağız. Ve tabii ki bayrak meselesi var. Buradaki kırmızıyı tutturmamız gerekecek. Türk bayrağının kendi kırmızısı dışında bir şekilde tasvir etmek doğru değildir. Bunu biliyorum. Sadece daha sonra tonu tutturabilmek için bunun arasından başka renkler gireceğim. Bunu bilgi olarak not düşeyim. Hani Hermes, Louis Vuitton çantalarla gezen önemli büyüklerimiz bilmeyebilirler ama Türk bayrağının kırmızısının nasıl kullanılacağı meselesi kurala bağlıdır ve doğru kullanmamak bir suçtur. Bu altyapının üzerine daha sonra Alize'nin kırmızısı girerek buradaki tonu tutturacağım. Bunu şimdi belirtmek istiyorum. Tabii ağaçlar meselesi var. Gizli deyince ve arkada bir fon var. Burada akvarelle yapıyoruz. Yani burada yaptığımız şu anda altyapı için kullandığımız bütün değerler birazdan sulu boyayla beraber ciddi bir karışım yapacak. Bu da bu resmin diğer teknik karşılığı. Bugün böyle bir teknik durum da yapıyoruz. Yani iyi bir sulu boyayı yardımcı malzemeleriyle beraber nasıl kullanırız gibi bir dert de var aslında. Hiçbir şeyi çok bastırmayacağız, hiçbir şeyi çok agresif yapmayacağız. Her şey kendi kendine gelecek. Bu arada yayının başında söyleyecektim merhabalar sırasında atladık.
İzmir'de gerçekleşen depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum ve ailesini kaybedenlere sabır diliyorum. Kurtulanlara da şifa diliyorum. Gerçekten çok zor. Biz de Kuşadası'nda yaşadığımız için bir şekilde hissettik. Ben o sırada Kuşadası'nda değildim. Bütün büyük depremlerde bir şekilde onun gerçekleştiği mekanda olmuyorum. Bu da benim artık şansım mı bilmiyorum. Ama iyiyiz, merak etmeyin. Soranlar oldu, onlara da teşekkür ediyorum. Halimizi, hatırımızı sordukları için. Sormayanlar da oldu. Onlara bir şey demiyorum. Sormayabilirler. Arayıp soran öğrencilerim oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tabii bunu böyle o kadar serbest bir siyah beyazlıkta ve skeç havasında yaptım ki renkli olan gidişatının nasıl olacağını bilmiyorum ama tekrar belirtmek istiyorum. Yani benim şuradaki of, bu beni çok etkiliyor, bu serbestlik. Yani bunu da daha sonra oraya doğru götürebilecek miyiz acaba? Bu arada yayında olduğumuzu çevrenize aktarırsanız ve paylaşırsanız YouTube kanalımızdan beğene basarsanız, zil tuşuna tıklarsanız ve Facebook'ta, Twitter'da share ederseniz çok çok mutlu olurum. Ve bu şekilde çıkartıyoruz. Evet, 22 dakika olmuş. Hızla ilerledi. Biraz da yani olaylarla bağlantılı olarak seçtim. Buradaki ilan şöyle bir şey var. Yani biz ülkenin en güzel hali tıpkı Delacroix'un resmindeki gibi olduğumuz zamandı. Bizim de bu resimle çok özdeşleştiğimiz anlar var tarihimizde. Kafa kesen bir topluluk olmanın dışında var olduğumuz, bireyler olduğumuz dönemler var. Bu sebeple ayrıca da önemsediğimi belirtmek istiyorum bu konuyu. Her şeyi bu kadar siyah beyaz bakmamalıyız. Teşekkür ederim. Herkes bana Twitch'e geç dedi. Ben gittim aykırılık yapıp Periskop'tan yayın yapıyorum. Şurada arkada bir Atatürk silüeti yapmak şahane olabilirdi ama canlı yayında yapacak kadar emin değilim. Bir de biliyorsunuz yanlış yapmak yani doğru tasvir etmemek de suç. Kimse dikkate almıyor mu? Hem zaten Cumhuriyet Bayramı yayınında da belirttiğim gibi önemli olan onun fikirlerini, onun duygu ve düşüncelerini, onun ideallerini doğru algılayıp bilimin ve sanatın ışığında çalışma üretmek, bunu hatırlatmayı sıklıkla hatırlatmayı bir görev biliyorum. Sizin siyahlarını geçip geçmemek konusunda yani erken bir kontur girişi yapıp yapmamak konusunda bir genel kararsızlığım var. Yani böyle outline'la tıpkı burada eskizde olduğu gibi belli başlı hatları çekmek mi daha doğru? Yoksa yaptıktan sonraya mı bırakmak mı? Aslında belki bir yerde yaptıktan sonraya bırakmak daha iyi olabilir ama o zaman da yayın içerisinde size gösteremiyor oluyorum. Bu sebeple ben şimdi hemen
Burada özellikle bir portre yapmak istemiyorum. Çünkü kişiselleşsin istemiyorum. Eğer portreyi kuvvetli uygularsam bir kişiselleşme yaşanacak. Oysa ki herhangi birimiziz bu insanlar. O gün oradaki kişiler de ekmek almaya giden bir çocuktu belki de. Bir de böyle figürü soyutlamanın da kendi içinde bir keyifli tarafı var. Taraftan da başka bir ironi var hani. Amerikan seçimlerini herkes konuşuyor ya, Land of the Free, özgürlüğün topraklarında olan rezilliğe bak, yeni bir diktatör var. Kesin bir şeyler oldu diye açıklama yapıyor adam Twitter'dan. Çok acıklı değil mi ya? Yozlaşmış olan biz değiliz. İnsanlığın kendisi. Ya ben öyle olduğunu düşünüyorum. İnsanlığın kendisinin ciddi sorunları var. Sosyal medya düşündüğümüz devrimi tam tersine yaptı. Yani gezi sırasında sosyal medyaya yaptığımız atfi de yapabiliyor olmamız lazım. Ne diyorsunuz? Oldu mu? Şu Eskiz'de çıktığı gibi çıkmadı otobüs üstündeki çocuk. Orada sorunumuz var. Aslında herkese Guy Fawkes maskesi de verebilirim. Hem yarın da 5 Kasım. Remember the 5th of November şeklinde. Sevgili dostlar, bugün sessizsiniz. Hülya Hoca diyor ki Armani olarak Delacroix resmine yaklaşacak mıyım? Çok iyi bir soru. Yaklaşabilirim. Daha canlı bir şey düşünüyordum. Aslında inkılap yolundaki daya daha yakınım sanki zihnimde. İtiraf edeyim, resmi harmonik olarak doğru çözdüm. Yani orayla ilgili çok ciddi kararsızlıklarım var. Biraz yayın sırasında yaparken çözerim diye düşünüyorum. Siz ne öneriyorsunuz? Yaklaşayım mı? Ben şuraya takayım Hülya Hoca. Eskizin kendisine takayım. Yes. Ülkenin en güzel halini hatırlamak istedim, tekrar söylüyorum. Aslında ülkenin en güzel hali değil. İnsanlığın en güzel hallerinden biriydi.
Burada bir romantik bir bakış açısı var. Delacroix da zaten romantiklerin en önemlisinden biri olduğu için. Işık gölge etkisi çok iyi olabilir. Figürün etrafındaki açıklık derken burayı mı kastediyorsunuz? Sol. Burası mı? Gizli güzeldi arkadaşlar ya. Taksim Meydanı'nda anıtın altında eskiz yaptığım günü hatırladım. Beyaz büyük bir alanda dun. Olabilir. Niye olmasın? Bir şey bazen böyle tabii eskizde çıkartınca böyle büyüye geçiyor ve bu büyüye geçiş tabii farklılıklar oluyor ister istemez. Ve o farklılıklar da kendi içinde sizin neyi nasıl yaptığınızı bir yerde değiştiriyor. Instagram adresimizi hatırlatmak istiyorum. Web adresimiz. Ve devam ediyoruz. Şimdi bu kadını... Kadın eskizdekinden de fena oldu. Şu fotoğrafa tekrar bakalım. Ben buradaki hanımefendiden çok esinlenmedim aslında ama yani şu iki figür arasında bir yerde duruyorum. Şu şekilde. Hey, hoş oldu. Ne dersiniz? Bir ağaç gibi tek ve hür bir kadın oldu. Bir orman gibi kardeşçe olmaya davet ediyor. Ah, keşke azıcık daha büyük isteydim. Elbisesini boyayla yapacağım. Plan ve tarama ile yapılabilecekler
Gerçekten çok iyi. Evet. Evet, kadının kırmızılı kadın. Kadının kırmızılı kadın olmasını ben de istiyorum ama tam da bayrağın önünde olması sebebiyle iyi bir fikir mi o? Zaten bayrak. Buna bakacağız. Konunun bu kısmı tartışmaya şu anda açık. Evet. Şimdi eskizde şurada bir silüetimiz daha var. Hani sanki burada bunu böyle kapatan bir açı varmış gibi. Buraya onu koymadık. Bu boşluk iyi mi? Yoksa buraya bir şey koymalı mı? Yoksa buraya gezinin simgelerinden bir hayvancağız mı? Kedi ya da köpek mi koysak? Ama aslında burada böyle bir yani izleyiciye bakmamızı sağlayacak bir şey izliyor. Çünkü Delacroix'ın resminde ve Hallibara'nın resminde olan bir olay bizde şu anda gerçek değil. Yani Delacroix'da barikatlarda ölenler ve bu mücadele var. Hallibara'da da gençliğin önünde yobazlar var yıkılmış olarak. Tüm gezi resminde bu kadar böyle bir yıkımı işaret etmek doğru mu onu bilmiyorum. Çünkü gezi her şeyden önce gezi ve geziyle ortaya çıkan özgürlüğe olan ihtiyaç her şeyden önce bir yerde bir dışa vurumdu aslında. Türk siyasetinin muhalefetiyle iktidarıyla bu olaylardan hiçbir şey anlamamış olması da ayrı bir acıklı durumdur. Acıklı bir durumdur ama şaşırtıcı bir durum değildir. Çünkü tam da aslında John Lennon'un dediği gibi hani agresifleşmeyin ve espriye vurun. O zaman sistemi kitlersiniz diyor ya. Hani kavga etmeye başladığınızda tam da onun istediğini yaparsınız. Halbuki espriye vurduğunuzda ne yapacaklarını bilemezler. Der John Lennon. John Lennon'un öldürülmesi de yani bir önceki yüzyılın en saçma olaylarından biri. Sağ iktidarlar gerçekten demokrasinin vebası. Bu arada bunu ben sadece ben söylemiyorum. Kocaman bir kırmızı ritim oluşabilir diyor Hülyacı. Bakalım nasıl bir şey yakalayacağız. Evet. Artık güvenli limandan çıkacağız dostlar. Tatlı bir şekilde buraya geleceğiz. Ah. Bir küçük boya karıştırma videosu göstermek istiyorum. Bu boyaları nasıl karıştırdığımızı atlamayalım.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pis, 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 gel oğlum gel. Kalemen bizi yalnız bırakmıyor. İzninizle bakın burada kocaman bir tüylü sarı bir kedi var. Bu akşam ne yapacağına bir türlü karar veremedi. İçeri mi gitse, yaramazlık mı yapsa? Bahane bu küçük video gösterimi sırasında kendisine içeride tıkandığı odada kurtardım. Kalemelcim dur. Ne olur oğlum. Ne olur oğlum. Bu gece hayırdır sen coştun. Ve her şeyin karışmasına ve ıslanmasına izin verip tüm bu yaptığımız etkinin birbiriyle olan durumunu ve pasajını görebiliriz. Bakalım o aşağıya yaptığımız tüm o değerler grubu bize nasıl bir form ve ilişki hediye etti. Onu da gözlemlemek lazım. Kalemelciğim, insanlar bizi seyrediyor oğlum. Ne olur otur artık. Hiçbirimizi uyutmadın yayında ya. Tamam. Evet, böylece. Bakalım geçiş nasıl olacak? Çok uzun bir resmin sanki ilk seansı gibi hissediyorum. Açıkçası bu yayında birazcık daha böyle bir tür deney gibi tutup bittikten sonra bunu bir tuvale aktarmak gibi bir düşünce de bir yerde var. Eskizi yaparken, konuya bakarken bunu akrilikle yapabileceğimi düşündüm. Şuraya birazcık daha turuncu yapalım. Şu turuncu geçiş güzel oldu. İyi bir tatlı nötrleşme verdi. Bir yorum geldi. Yoruma bakalım. Değil mi denen?
Tabii bu boyalı vesaireyi kullanırken fırçayı perspektife göre hareket ettirmek lazım. Onu hatırlatmak istiyorum. Chat bugün genel olarak Hülya Hoca hariç çok az kişi yazıyor. Ne düşünüyorsunuz? Sizin de görüşlerinizi alalım. Ya da başka bir konu var mı açmak istediğiniz? Bu resimdeki alegori gerçekten çok keyifli ama yani Delacroix'un orijinal resmindeki alegori. İşte bakın bu grileşmeler hep başta kullandığımız akvarel kara kalemin bıraktığı izler. Thank you. Gerçekten. Ne burada bir şey yapmalı. Çok daha ince bir fırça almalı bir kere. Görmüş olduğunuz gibi. Hayırdır oğlum? Küçük küçük depremler oluyor. Sen onu mu hissediyorsun da bu kadar korktun bu akşam acaba? Bizim hissetmediğimiz bir şey mi hissediyorsun sen? Yoksa sadece korkak bir kedi misin? Sizce karamel hangisi? Oyumu korkak kediden yana kullanıyorum. Örneğin her ne kadar düşünce özgürlüğünü sonuna kadar yansıtsam da doğru zamana kadar ılımlı sularda yüzmenin bu kış halinde daha güvenli olduğunu biraz sessizim var. Doğru zaman diye bir şey yok ya. Ama tabii herkesin kendi zamanı var. Ama doğru zaman diye bir şey yok. Doğru zaman diye diye bu hale geldik çünkü. Yani 2013'ün bu günlerinden sonra. Ama kendi zamanı diye bir şey var. Yani sana uygun olan zaman. Ama doğru zaman meselesi bize böyle dayatılan yanlış kavramlardan bir tanesi yani. Şimdi bunun şimdi zamanı mı? Niye? Hani bana bir tane sanatta, bilimde, felsefede gelişme söyleyin. Normal bir dönemde çıkmış olsun. Tam da zaten sıkıntı sırasında konuşmayacaksak ne zaman konuşacağız yani? Ama kendi zamanı var. Doğru zaman senin için doğru zaman, bir başkası için yanlış zaman olabilir çünkü. Kendi zamanı var belki. Veya ancak kendi zamanında bütün bileşenler bir araya geldiğinde işe yarıyor. Yani gezi mesela bir anlamda bir şeylerin habercisi olan bir olay durumu. Bir yerde ben öyle düşünüyorum. Bir yüzleşme, bir yeter artık, bir karşılaşma. Sadece de yüzleşme değil ama aynı zamanda. Yani hangi nelerin ortak değerimiz olduğunu kavradığımız da bir
olaylar zinciri ve dönemi. Tabii siz daha çok gençsiniz, dolayısıyla sizin için daha vakit var. Allah'ın bu cümleyi kurduğuma inanamıyorum. Ben de gencim, evet, ama benim sorumsuzluğa hiç tahammülüm yok. Son dönemde, son bir haftadır olan bu sorumsuzca açıklamalar, zaten son bir yıl Covid boyunca olan açıklamalar, bu kaderine terk edilmişlik hissi. Ya bakmayın siz, bir tane daha böyle bir durum yaşamamız çok yakındır yani. Bu kadar. Bu kadar da böyle kaderine terk edilmiş vaziyette yaşayamayız ki. Bir yerden çıkacak. Hülya Hoca ne demiş? Burada bir kedi ya da köpek kullanmak iyi fikir değil mi? Evet, ben de. Ama ben onu en son Çinliğin eklemeye karar verdim. Burada böyle fışt diye bir şey yapsak. Çünkü köpek için hiç referansım yok, itiraf edeyim. Yani köpek için bir referans almadım yayın öncesi. Öyle bir referans almadığım için de şu an evet, Gezi Hülya'ya çok güzel bir şey. Gezi hayvanlara özen ve saygı açısından özenli kazanımlar edildi. Kesinlikle öyle oldu. Benimle beraber diren küçük kuçuya canım feda. Bu arada Gezi ve o sıralarda dünyanın bütün sokak köpeklerinin hep göstericilerin yanında yer alması ne kadar hoş değil mi? Bu konuda YouTube'daki köpekle konuşan adam videosunu hatırlatmak istiyorum. Ben o videoyu böyle zaman zaman dinlerim, izlerim, çok severim. Biliyor musunuz bilmiyorum. YouTube'da bir köpekle konuşan adam diye arayın, çıkacak. Sarhoş bir abimiz bir gece bir köpekle konuşuyor. Devrimci bir köpeksin sen falan vesaire diye böyle. Freud var falan diye böyle çok 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 güzel bir konuşuyordu. Ben o adam gibiyim işte yani, anlatabiliyor muyum? Hiç tepki yok sende ya diye böyle resim yapıyorum işte yani. Ve o abinin dediği gibi sokak hayvanları, bütün köpekler, kediler devrimcidir, solcudur benim gözümde diyor ya. Biliyor musunuz öyle? Çok güzel. Ha, kesinlikle benim için de öyle yani. Evet, birazcık daha karanlık bazı tonlara ihtiyaç var. İyi bir sulu boya ve iyi bir kağıt da gerçekten başka bir kombinasyon bu arada. Şimdi bu dokuların içerisinde sarhoş resim yapıyorum. Bu 300 gramlık kaliteli sulu boya kağıdına resim yapmaya başlamış olmamız iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum bazen. Ben kendimi kaybediyorum, biliyor musunuz, şu dokular arasında. Burada çıkan bu minnacık değerler, bir yerde sarhoş oluyorum. Evet, sanırım sarhoş oluyorum. Yani hani şiirle, erdemle ya da şarapla diyor ya. Ha, Delen repliği gelmiş. Sen komünist bir köpeksin. Senden bir hav bekliyorum. Kediden niyav bekliyorum. Hiçbir şey, sen komünist bir köpeksin. Devrimci bir köpeksin. Hiçbir şey yok sende ya diye böyle isyan ediyor ya. Ha, yani bendeki durum da o arkadaşlar yani. Ben de resim yapıyorum işte. Sen devrimci bir resimsin diye böyle resimle konuş. Ne diyordu Potter? Şiir sarhoş olma zamanı. Şiirle, şarapla ya da erdemle hangisiyle isterseniz diye. Ben de işte sulu boyayla sarhoş oluyorum. Burada bu kağıdın renklerin karıştığı dokularla sarhoş oluyorum. Erdemi sorguluyorum bir yerde. Bugün özgürlüğü için yola çıktım. Geçen hafta Cumhuriyeti konuştum. Yer deniz resimlerinde ben olmayı, birey olmayı, çevremizle olan ilişkiyi ki konuşuyorum.
Mercan, o iyi akşamlar hoca. Uzun bir süre izliyorum, o sohbet kızı ancak işlemeye başladı. Benim internet fena gene. Evet, yükleniyor değil mi? Bir de herkes Amerika'daki seçimleri takip ediyor dostum. Yani of. Bu arada Amerika'daki seçimlerle ilgili bir şey söyleyeyim. Özgem'in birçok güzel bir şey yazmış. Bir yıldır seçim olmadı. Bağımlılık yaptı galiba. O yüzden Amerika'yı izliyoruz diye. Çok güzel tweetti gerçekten. Evet dostlar, yalnız bu resim bu yayında bitmez. Ben size söyleyeyim. Ha, bu arada Loni, mesela senin de az önce söylediğin şeye çok saygı duyuyorum. Mesela sen izliyorsun. Ben eminim ki Canberk özgürlük konuşuyor. İzlemeyelim diye ekranı kapatanlar var yani. Klavye Atatürkçüleri. En sevmediğim. Hiçbir eylem yapmayıp yapılan şeyleri sürekli eleştirenler. Ayıp ya, sizden önce emek gösterenlere bir parça saygınız olsun. Yayın olmasa bir WhatsApp savaşı başlatacaktım da. Yayın var diye durdum. Gerçekten ne günlerdi. Ülkenin en güzel günleriydi. Hiç tartışmasız. Millwood Üniversitesi'nden kabul alıp Amerika'ya gitmekten vazgeçmeme sebep olan günlerdi. Amerika'da Millwood Üniversitesi'ne grafik tasarım bölümüne 3. sınıftan kabul alıp gezi sebebiyle vazcaydıydım. Hayatımda iki defa yurt dışına gitme teşebbüsüm oldu. Bunların birinde gezi oldu, diğerinde de Covid oldu. Dolayısıyla bundan sonra bir dahaki sefere meteorların dünyayı parçaladığından endişe edeceğim için bu konudaki gerçekten de tesadüfün böylesi yani. Şimdi bu yeşille başımıza iş alıyor muyuz? Yayından sonra o köpekle konuşan abiyi tekrar seyredeceğim. Mutlu olmaya ihtiyacım var. O adamdaki naiflik beni çok huzura erdiriyor. Evet, benim de kendimi özgür ve işe yarar hissettiğim günlerde, her şeyden önce yalnız olmadığımız günlerde. Poma yerine Poma mesela, değil mi? Allah'ım, bir saat olmuş, inanamıyorum. Daha bir arpa bu. Çok 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 yolumuz var bu resim için. Pazar akşam devam edelim mi? Bence bu burada kalmasın.
Pazar günü ben bu resme devam etmek istiyorum. Hem armoni üzerine birazcık daha düşünmüş olurum. Belki guaj gireriz. Evet. Sizin jenerasyon orayı hiç barikatsız görmedi, değil mi? Gerçekten çok acıklı. Gökkuşağının tüm renkleri şeklinde bir resim olması lazım bir yandan da. Sebebini açıklamama gerek yok, değil mi? Bu arada nötr etkinin de yani komplementerlerin de karışarak elde yarattıkları bir derinlik var resimde. Hani karışmaz karışmaz deyip duruyoruz ama yönetebilirseniz onun da kendi içinde resmi yürüttüğü, götürdüğü bir yer var. Şey yapmamak lazım. Göz ardı etmemek lazım. Şu renk renkle karıştırılır cümlesi vakti zamanında ne kafamı kurcalamıştı, ne anlamamışım o cümleyi. Ve ne kadar ukala ve snob bir anlatım tekniğidir. Hani ben de kullanıyorum kendi anlatımlarımda. Hani böyle artık yerleşmiş bir kalıp cümle olduğu gibi. Ne helikopter? Zaten çıksaydı konu değişirdi. Başka bir yere doğru giderdi. Ben de üniversitemin kendi öğrencilerine ne kapılarını kapattığını bilirim. Nerede o rektör mesela? Çok merak ediyorum. Yoklar. Ha? Kimse hatırlamıyor. Kırmızılı kadını hatırlıyoruz. Akordeon çalan abiyi hatırlıyoruz. Çatıda duran o insanları hatırlıyoruz ama o rektörü hatırlamıyoruz. Hatırlamayacağız da. Dostlar izninizle ben bu resme pazar günü devam etmek istiyorum. Çünkü 1 saat 3 dakika oldu ve resmimizin daha çok işi var. Resim yarım kaldı. Çok net bir şekilde. Resmimiz yarım kaldı. Resmimizin zamana ihtiyacı var. Bir kere kurumaya ihtiyacı var her şeyden önce. Ve ondan sonra da katmanlarının yapılmasına ihtiyaç var ve belki bir guajla finalizin olması lazım. Ve şuradaki köpek meselesi var. Şu boşluğu daha henüz çözmedik. Buraya kesinlikle bir köpek gelmesi lazım. Şeyi bulmak istiyorum. Buna bakacağım. The Marmara'nın önünde bir köpecik vardı. Öldü sonra. Onu buraya resmetmek istiyorum. O köpeği, o hayvanı bakıp buraya onu koyacağım. Evet. Bugünlük bu kadar olsun. Pazar günü kaldığımız yerden devam edelim. Sizleri de daha çok insanı fevkalade. Bugün 8 aktif izleyiciydik. Hadi pazar günü 16 olalım. Ne olur. Çağırın herkesi. Birlikte seyredelim. Birlikte resmedelim. Şakası bir yana güzel yayındı. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Periskop'taki ilk yayınımızdı. Pazar günü resmimize devam edeceğiz. Evet, bugün Delacroix'ın halka yol gösteren özgürlük resmi üzerinden özgürlük temasını işledik. Tabii İnkılap Yolu'nda resmi bizimleydi beraberdi. Aslında dört ana referansımız var. Delacroix'ın resmi, eskiz, Zeki Faikizi'nin resmi, özür dilerim az önce Hadi Bara dedim galiba. Ve Gezi Parkı fotoğrafları
bu çalışmada bizimle referans olarak bizlerleydi. Tabii bu yayınlar Patreon'da sponsorlarımızla gerçekleşiyor. Adına kalem fırça mikrofon seçeneği dediğim seçeneklerden biriyle yayınlarıma destek olursanız çok mutlu olurum. Patreon sponsorlarımız, bu yayın onlar sayesinde gerçekleşiyor. Sizinler Güney, Deniz Sirika, Gözde Ermeniz'in, Nilüfer Adam, Hülya Düzenli, Mercan Demirbağ, Ayşe Arıduru, Akın Taşkı Bağış, Samer Paraz Emrah ve Muzaffer Adam'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir sanat ürününün tadılması onun kavramlaması doğru orantılıdır diyen Bedrettin Cömer'de ve düşünceler baskı alınarak yok edilemezler. Onlar ancak dikkate alınmayarak yok edilebilir diyen Ursula Le Guin'e selam vererek bitirelim. Aslında Le Guin'in bu sözü ne kadar önemli değil mi? Geziyi dikkate almadığınızda gezinin etkisi sönüyor. Halkı onu hep hatırlıyor olmalısınız. Lazım. Özgürlük çok önemli bir kavram. Bir başkasınınkine müdahale etmediği müddetçe. Evet dostlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Uzun yaşayın ve parlayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.